Değerli Spor Dijital izleyenleri, sevgili dostlar çıkış tüneline hepiniz hoş geldiniz. 6-0'lık bir galibiyet yorumlayacağız Erdal abiyle. Keyifler güzel, yüzler yürüyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ersin'cim. Nasılsın? Valla özlemişiz abi. Güzel bir galibiyet. Yani hangi oyuncuyu öveceğiz bugün onu şaşıracağız. Çünkü son birkaç programdır senle de benle de yüzler biraz asıktı. Ama bugün Sonunda Fenerbahçe adına ciddi bir oyun var. Senin sürekli işaret ettiğin ya bu Fenerbahçe birine kötü patlayacak ama kime gelecek dediği senaryo Kasımpaşa maçında gerçekleşti abi. Hatta ihaleyi kim alacak diyordum kelime buydu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Doğru. E, en baştan şunu söyleyeyim. Ne İmraniye maçındaki kadar vah 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 bir durum vardı. Ne de bugün vay uçuyoruz kaçıyoruz gibi bir durum var. Fenerbahçe tekrar söylüyoruz bir oyun inşa etmek istiyor. Bazı oyuncu tercihleriyle ilgiliydi. Hem Ümraniye maçı ki benim için çok parametre olmayan daha çok yedekleri oynattığı Slovaçka maçı. Ancak maçın ön girişinde bazı beklediğim durumlar vardı. Ve de açıkçası bunu çok da iyi çalışılmış. Yani bu beni memnun etti çünkü çok spesifik bazı detaylar var. Çok açık görünen bazı kusurlar vardı Kasımpaşa'da ve de Fenerbahçe takımı direkt o kusurların olduğu yere saldırdı. Ve de direkt daha ilk yarıda sonucu aldı. Güzel bir galibiyet oldu. Te takımı tebrik ediyoruz. Yani Fenerbahçe'de de yeni transferleri çabucak yaftalamamak gerekiyor. Çünkü adaptasyon süreci diye bir şey var. Ki ligin hala ikinci haftasındayız. Bu arada şu an takımı adapte olan oyuncu için de erken adapte oldu denir. O ayrı konu. Ama yani Joshua King konusunda bu kadar e, çok dışarıda bırakılacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum ben. Ki zaten değil. Ee, zaten Süper Lig'de Premier Lig arasındaki farkı da net bir şekilde gördük. Bence King bir attı bir attırdı ama daha fazlasını da yapardı bugün. Gelecek adına da iyi sinyaller verdi King. Ersin 250 maç Premier Lig aşağı yukarı. 50 gol evet, evet. falan 60 bilmem ne 60 adamın burada zaten sinek ikili falan olacağını herhalde beklemiyorduk yani. Çünkü Joshua King daha çok fizik özelliklerini öne çıkan, devamlılığıyla öne çıkan, oradaki dağıtıcılığı, ısrarı, fiziğini çok iyi kullanması bu, bu arada. Yani koordinasyonu yüksek, vücut koordinasyonu çok yüksek bir oyuncu. Böyle bir oyuncu. E tabi bu oyunun en büyük gerekliliği kuvvet. Geç katıldı, biz çok erken başladık. Bir de hani hep söylüyorum ben daha kaslı oyuncuların, daha kas yapısı yüksek oyuncuların forma girmesi biraz daha zaman alır ki bir benzeri durumda aslında Lincoln'da var. O da kas yapısı yüksek oyuncu. İlk bir iki maç Tabii değil mi? Canım. Şimdi ama daha <laughs> üstte görüyoruz. Sorumluluk da alıyor ya. şu an Lincoln. Yani şunu söyleyeyim. Ya bugün Lincoln muazzam top oynadı yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Müthiş bir futbol oynadı. Ben açıkçası çok büyük keyif aldım Lincoln'un oyunundan. Ee, öte yandan biraz önce dediğim gibi çalışılmış bir şey var. Ona da birazdan sağ üzerinde bakacağız. Ee, öte, öte taraftan Emre Mor konusunu da açacağım abi. Yani Emre Mor de konuşmuştuk yani sezonun yarısını böyle oynasa Fenerbahçe şampiyonluk potasında tutar dedik. İyi girdi sezona. O kara Gümrük'teki esintiyi burada da devam ettiriyor. Hatırlarsan Emre Mor geldiğinde e, kara Gümrük yardımcı antrenörünü konuk almıştık. Onun bir sözü vardı. Emre'ye aidiyet verirseniz takımdaki e, yani parantez içinde sensin derseniz bu takımın yıldızı Emre oynar dedi. Jesus da onu seziyorum ben. Emre'yi iyi e, pohpollamayı başarıyor <laughs> sanki Jesus. <laughs> Ersin yetenekli adamın ipini e salacaksın tabii, ya Hemen belli oluyor Bu arada süper chatten demiş. bir e, soru gelmiş Hangi yabancı gitmeli Rossi gider mi Veya Crespo demiş Melih de ya yani Rossi giderse gider de Crespo'ya Bu takımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Bu arada bin kişiye yaklaşıyoruz Bizi beğenip daha çok insanın önüne taşıyabilirsiniz Çete de bu saatte bizimle oldukları için Ayrıca teşekkür edeyim abi ya çok teşekkür ederiz ilgi alakaya. Ya bu bu saatte maç olmaz tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta da böyle. Ersin pazartesi. E, alıştık zaten pazartesi yedin yedin senle yedin ben yedin abi. Yedin. Hafta sonu ne yayın yapabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Ersin hadi bizi geç ya. Hani şimdi evde oturan da maçı izleyen çok insan var ama sabah beşinde altısında kalkıp evinden işe gidecek de birçok insan var. Maça giden de var. Yani e, bu tabii. olacak iş değil. Bu olacak iş değil. Yani saat 8'de oynatmakla 21.45'in arasında acaba Bak kaç derece fark var, hani yayın durumlarını falan, hani bir onu bir onu, rating falan, ya onu da anlıyorum da bu zamanda bari buna bakılmasa, o başka zaman olur. Ya abi bak şimdi adam... Benim naçizane benim fikrim budur. Yani metrobüs bekleyecek, metrobüse hadi ilk metrobüsü yakaladı, abi evine gidişi, hani hatta bir de karşıda oturuyorsa eyvah eyvah, bir buçuk yani. Yanında gülüm keten öyle. Var. Yazık yani şu an, telefondan bizi izliyor muhtemelen, onlara da iyi ki geldilerse de teşekkür edelim, taraftar da bugün çok iyiydi, zaten üstler falan çıkmış o sıcakta belli. Ama e, hak ettikleri güzel bir galibiyet izlediler ya. Yavaştan Arda konusunu da açmak istiyorum. Ya 4-0 da girdi. kabul ama çok temiz vuruyor abi çocuk. Temiz vuruyor da şimdi ben yine her zaman her şey iyiyken <laughs> e, başka bir konuya değineyim. Çünkü a, nerede yılları genç oyuncularla geçmiş bir insan olarak bir sürü A milli seviyede ya da şurada Sovaçko maçında da vardı. Bu maçlarda gittiğinde de vardı vardı bazı şeyler. Ardacığım senin yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Bir şey ispat etmek zorunda değilsin. Hemen fark yaratmak zorunda değilsin. Oyunu bekle. Oyunu bekle bak geliyor. Tabii. Yaşı ufak. Çok şey göstermek istiyor. Fazlasını çok iyi anlıyorum. Ama hani girdiğinde birkaç tane biliyorsun top kaybı var. Yani gereksiz de biraz tuttuğu toplar var. Tamam bir şeyler yine göstermek istiyor. Gerek yok aslanım benim koçum. Gerek yok. Sen yani zaten yeteneklerini görüyoruz biz. Bak geliyor. Oyunu almaya çalışırsan oyun bazen seni alır. Oyun sana gelmesini bekle. Bak geldi. Müthiş iki tane gol. Hele ikinci gol ya. Yani. Alışı, dönüşü, Bir vuruş. Canım. Yetenek, zekanın, koordinasyonu. Tamam? Sonradan girdi, monadan girdi falan da. Ya yani bu çocuk 17 yaşında da. Öyle diyen arkadaşlara da söyleyelim yani. Bu çocuk daha 17 yaşında. Bazen unutuyoruz biz bunları değil mi? Ya abi gözün seveyim. Diego geldi Alex'ten sonra. Neredeyse bütün bir yarı bir gol atabildi. Ardı şimdi girdi iki gol attı. Yani bu çocuk tamam top eziyor okey. Top ezmiyor demiyorum ben ama... Yani bugün iki gol atmış bir çocuğu da ben burada yemeyeceğim. Yani chat'tekilere yok, yazıyorum. Yok canım yemek değil bizim derdimiz zaten. Öyle bir şey de yok. Ama bazı nüansları daha iyi, daha çabuk kavrayabilir. O var. Tabii canım olacak böyle şeyler. Hata da yapacak, kötü maçta oynayacak... Çok e basit hatalarda yapacak. Gelişimin sonucudur bu. E genç oyuncu biraz da şey yapabilir. Da de. <laughs> korumacılık böyle bir şey. Ersin gözümün şeyinden bile koruyorum yani çocuğu. Böyle hemen. Hemen korumacılık içgüdüsü giriyor devreye. Bu arada abi seninle hemfikir olduğumuz bir konu daha vardı. Bugün bence Jesus da yavaş yavaş ona gelmeye başladı. Bu takımın 11'inde Zayso oynar. Arayonun önünde. Zayz çünkü ileri geri gidip gelebilen bir oyuncudur. İşin hücum kısmında da çok güzel bir gol attığı güme gitti. O ayrı konu. İşin hücum kısmında da olur. Defans kısmında da olur. Ama Zaytsı bu sene oynatacaksanız Zaytsa yeni kontrat vereceksiniz arkadaşım. Altay. Onunla bitiyor. Onu da araya tekrardan sıkıştırayım. Yani bedava ka kaçırması, e kaçmaması gereken iki oyuncu bunlar. Zayz gibi oyuncuyu şu an İtalya'dan alıp getirmeye kalksanız 5-6'dan aşağı ödemezsiniz. Tamam. Aynen öyle. Açıklamalar geldikçe e, zaten rejide yazacaktır. Ben e, Jesus'un mutlaka Arda konusuna değineceğini düşünüyorum. Çünkü onu da çok eleştiriyorlardı Arda'yı kullanmıyor diye. E, alın işte bak sonradan soktum. İki gol attı şovunu bekliyorum Jesus'tan. Hakkıdır ki <laughs> ilk yarıda da bir tane Valencia'ya golü kaçırdıktan sonra yüz ifadesi vardı. Yani for vedi neden aldırtmadı mı dedi orada. Ama altı gollü bir galibiyette oraya pek değinmez. Tuğberk hakkında süper chatten e, göndermiş. Çok selam çok teşekkür edelim. Eyvallah teşekkür ederiz ee, Sağ'a geçebilir miyiz Yiğit'cim senden rica etsem Geldik mi ersinciğim? Ben Yiğit bize şey yapacak şu an Hı, Geldik Tamam Şöyle e, Hader Gonay biliyorsunuz çok çıkan sabek Her zaman ki çok önceden bildiğim bir oyuncu e, Kosova'lı oyuncu ama geçen maçta da Başakşehir maçında da çok bariz bazı durumlar vardı. Yani şu noktaya çok fazla oyuncu sarktı ve de e, buradan da çok bayağı sıkıntı yaşadı. Ve bence buna çok net çalışmış takım. Zaten ilk golün geldiği yer burası. Bir oldu Zayt'ın eline vurdu verilmediği geldiği yer burası. Kırmızı kart bu Valencia'nın olduğu yer. Yani burada çalışılmış. Ben açıkça söyleyeyim Maçtan önce de söylemiştim zaten. Valencia'nın çok etkin olacağı, maça çok net edeceği, hatta adam attırabileceğini söylemiştim. <laughs> yani yine yine denk getirdik. Ee, bayağı Valencia bayağı etkili oynadı. Öbür taraftan öbür taraftan e, bekleri bu sefer çok daha etkin kullandık. Orta sağlaşan kenar oyuncuları ne demiştik? Ümraniye maçında orta sağlaşmayı unuttular. Emre kısmen yaptı ama Rossi buradayken hiç yapamamıştı. Bunun dışında ikili mücadeleyi kazanamıyor bir de. Hani Rossi oynarsa bir tek burada oynasın diye söylemiştik. Yani bizim naçizane düşüncemiz bu. Ama bugün gelen kadroda alanı da iyi parselleyip buradaki topları al, buradaki baskıyı yapınca ön taraf hareketliliği de çok iyi olunca e, rakibi inanılmaz zorladı. Şimdi geçen haftadan gördüğümüz bir şey var. Geçen haftadan görülen bir şey çok az ikili mücadele kazanan bir e, Kasımpaşa vardı. Bugün Fenerbahçe takımı yani şu an rakamları göremiyoruz ama yani nerede iki katı ikili mücadele kazanmıştır rakipten. Ve de bunun Tabii da canım. etkisi büyük. Öte yandan maçtaki kilit noktalardan bir tanesi e, buradaki etkinlik. Buradaki etkinliği sağlayan en önemli oyunculardan bir tanesi de Miha Zaytz. Buraya Lincoln'a çok iyi destek verdi. Emre orada çok iyi destek verdi. Bu sefer ne oldu? O topları alınca orada linkleri yapınca bekler rahat rahat çıkabildi. Koordinasyon alan hakimiyeti sağlanabildi. Bir önceki haftada gördüğümüz gibi ki atletik oyuncuları var. Mesela Selina öyle değil. Zaten mesela Selina'yı gördüğümde ben yani o tarafta o sayının işinin çok rahat olduğunu düşünmüştüm maç başında da. Ama Yani Henrique arkasından atılan topları gördük mü bu maç Ersin? E tabi. O <laughs> Ya o sahinin etkisi var. Tabii ki var ama bence asıl etki burada. Enike defolu bir oyuncu. Geçen hafta da ben aynısını söylemiştim. Evet arkaya kaçırdık, kabahatleri var ama burası, buraya da bakmak lazım. Çünkü biz oradaki ikinci topları alıp atak devamlarını sağlayamamıştık. Zaten bunu sağlayarak başladın. iyi başladın. Bence gol geç geldi bu arada çok basit tercih hataları var. Aslında gol daha 3. 5. dakikada çok rahat gelmesi gerekiyordu oradaki. Biraz maç şeyi de diyelim ona. Maç sıcaklığını içine girememek diyelim. Ve de burada çok net bir etkinlik gördük. Bu etkinliğin sonucu olarak da oyun hani dolu dolu bir oyun gördük. Rakibi çok zorlayan bir Fenerbahçe gördük. Bekle stoperlerin arasına yine Fenerbahçe'nin bu sene bunları çok göreceğiz. Bekle stoperlerin arasına koşu yapan iki tane oyuncu var. Ki George Jesus'un ön taraftaki e, hareketli oyuncu istemesinin iki tane nedeni var. Bir bu, iki buraya verecekleri destek o pres kalitesi atak devamını sağlamak için. Bu yüzden reaksiyonu hızlı. Abi lafını hızlı... balla bölüyorum. <laughs> Süper chatten Tuğberk Akın'ın sorusu var. Şampiyonluk yaşında en büyük rakibim sizce kim demiş? Fenerbahçe. <laughs> Benim ağzıma aldın cevabı abi. Yani herkesin bir düşüncesi vardır. Tabii ki saygı duyuyoruz. Biz de fikrimizi söylüyoruz. Yani ben bu takımın daha çok 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 daha öne çıkacağını düşünüyorum ama bugün ben müthiş oynadım, süper oynadım, ligin en bir favorisi benim değil demem. Geçen hafta vay ölüyoruz, yandık bu takım kötü demediğim gibi. Bu takımın neredeyse görece yarısı yok bu arada. <laughs> Nitelik olarak fazlası da olabilir. Santrafor gelecek, João Pedro oynanıyor. İrfancan var, Mert Hakan, Hakan var, Joe Pedro Hı -hı var. var. Serdar var stoper. Tabii Ali Serdar Uski var. Ziyo. Alioski var. Yani bu kulübeye girmek bile meziyet şu an Fenerbahçe takımında. Ve de oyunun da çok da gelişeceğini sezonun içerisinde çok çok daha öne çıkacak o yerleşimler vesaireler tercihler daha da keskinleşecek. Daha da görevler netleşecek. Ve de çok enteresan şeyler var maçın içinde. Bir. Dakika 37. Obradoviç hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Tabii oyun oynarken gelirdi ki benchtekilere anlatıyordu bir şeyler. Değil mi sürekli? Dört yazılı bıraktı. Serdar Dursun'a pozisyon almayla ilgili bir şey geliyor. O an tahtaya da dikkat ettim ben. Tahtada forvet bir tanesi var. Bir tanesi sarkık duruyor. Onu bir şey gösteriyor. Hani şöyle tahtada vardı. Bir tane sarkık. Burada bunun böyle falan kuş şeyini <laughs> gösteriyor. Hani hala adam ders. Dedim ben bu aldım diyor artık. Öğretme derdinde şey derdin de orada. İki. Çok enteresan duran top çalışmaları gördüm. Emre Mor'un ah Ah o. Dönüşleri. Emre Mor atacak bir tane. Aynısını. Güzel Geçen maçta denedi bu. Ersin stoperle burada. Şuradan bir serbest atış kullanılıyor. Miha Yanında Osayi. Osayi hemen buraya koşu yaptı. Emre Mor ne yaptı biliyor musun? Stoperi blokladı. Emre Mor'dan müthiş memnunum şu an. Bu ya bu maçı özelinde de değil, öncekinden de geliyor formu. Ya sağa zeka koyuyor adam. Burada bu takımın çok enteresan detayları çalıştığını ve sezon içine bazı şeyler göreceğimizin emareleri bunlar. Hatta oluyordu da biliyorsun bazı şeyler. Mesela Slovaçko maçında da buna benzer bir şey vardı ki sonucu hatırlıyorsan Rossi'nin şutuyla bitmişti bir çalışma vardı. Böyle enteresan çalışmalar var. Ben severim. İnce iş Ersin ince işte biter. Tabii. Detayda biter iş. Çok detay, detaylar detay, detay, detay da Aynı futbolcudan herkes de var. E, açıklamalar gelmiş abi araya onları sıkıştırıyorum. Ener Valencia bu galibiyet çalışmaların bir meyvesi. Sezon öncesini iyi geçirdik. Se sezonda daha yeni. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Yeni kurulmuş bir takımız üzerine koyarak devam etmek istiyoruz diyerek aslında dediğimizi tekrar onaylamış. Yine Ener Valencia. Forvet oyuncuları olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Biz gol atmak için yaşıyoruz. Ben fırs bana fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Umarım gol atma serim devam eder ama bizim için önemli olan takımın kazanması. Yanılmıyorsam Valencia şu an gol kralı değil mi? İki maçta dört gol bir asist. Evet. Yani e, Fenerbahçe'den şu an gol kralı forvet transferi beklerken çıkması da ironik oldu. ya yani Forvet transferi getirmez demek değildir bu. Ona hiç aldanmamak lazım ama Valencia yanına gelebilecek forvet arkada forma şansı bekleyen hala King. Pedro gelecek takıma. Fenerbahçe'de orada kalite daha da artacak gibi. Emre Mor konuşmuş. Onu da hemen aktarayım. Açıkçası en iyi golümüz hangisi bilmiyorum. Bence bütün goller güzeldi. Attığımız golden fazlasını atabilirdik. Belki de 10 gol atabilirdik. Bana göre tüm gollerimiz güzeldi. Emre Mor'un mentaliteye baksana abi. Adam 6 attı. Onun peşinde. Mesela ilk, yani... ilk 10 dakika giremedi maça farkındaysan biraz topsuz oyunda falan şey kaldı. Ondan sonra bir dripling yaptı foul aldı hatırlıyor musun? Orada bir ısındı. Şimdi böyledir bir şeyden beslenir bazen böyle hani şey bir kafası kesik tavuk gibi derler ya öyle bir tam kötü bir tabir ama yani bu açıklar yani kusura bakmasınlar. Böyle bir şey var böyle hani böyle şey gibi kavrayamazsın bir türlü giremezsin. O an güzel bir şeye güzel bir aksiyona ihtiyacın vardır o. Evet ya dersin işte evet. Yani bu böyle bir şey bu. Emre bir girdi oradan sonra. Ama Emre de beni ne yaptığı gol ne bir şey. Beni çok memnun eden ne biliyor musun? Hazır sahadayız. Şurada yaptığı bir kademe var. A terse gelip arkadan falı indirdi galiba. Folda da bayağı fizikli topçu yani. Burada yaptığı bir kademe var ya, mentalitenin ne olduğunu anlatıyor. Emre'de daha yani şöyle söyleyeyim. Emre'de daha gelişecek, daha bu kadar yer var. Yani çok daha fazla yer var. Oyun verimliliği, oyun içi tempo, yerleşim vesaire konularında çok gidecek yolu var daha. Yani para, yani per şeyde açık çok yer var ve de ben sezon içinde bunu gideceğini düşünüyorum. Ayrı e zaten seni oraya götürecek en iyi teknik adamla beraber. Mevcut yetenekle potansiyel yetenek arasında hala uçurum olduğunu düşünüyorsun abi. Bir demeci evet. daha gelmiş. Bu maç itibariyle geri döndük. Bizim için pozitif bir netice oldu diyor Emre Mur. Son maçın ardından geri dönmemiz gerekiyordu. Kırmızı kartın ardından oyunumuzu daha da rakibe kabul ettirdik. Ama kırmızı kart olmaysaydı da kazanırdık. Sonuçtan dolayı memnunum. Mentalite çok doğru Emre Mur'da. Bayağı da inanıyor bu işe. Emre Mur'un hal tavır hareketler şu an benim acayip hoşuma gidiyor. ya Kırmızı kart olmasaydı çok rahat kazanırdık yani. 10-10 olsaydı en az 4 olurdu. <laughs> bu kadar yani, iddialıyım. Yani ben maç önünde zaten bunu bekliyordum. İki bir şey daha söyleyeyim ben. Yani Santafor herkes konuşurken tabii ki öne nitelik eklenmesi, tabii ki yetenek ve de nitelik olarak eklenmesi gerektiğini her zaman ben de savunuyorum ve de öyle olmasını istiyorum. Hani inşallah herhalde çok yakın zamanda da onu da yapı yapılacak gibi gözüküyor. Öyle şeyler duyuluyor. Hayırlısı inşallah. Tabii ki imzaya kadar bilemeyiz ama mevzu tabii. böyle. Ama bu takımın derdi hiçbir zaman gol olmayacak. Ya Fenerbahçe muhtemelen ne bu, söz, bu sezon ligde en fazla gol atan takım olacak. Bunu en fikiriz değil mi abi? Ben yani bence bence kesin. E, i̇ki zaten iki de kaç yaptı? Dokuz yaptı iki maçta. E abi. bundan i̇ki sonra maçta şu kaç tane kaçtı? Ersin kötü oynadığımız dediğimiz oyunda kaç tane gol kaçtı? Ele 45 ile 58 arası. Tabii. 4-5 tane var. Yani ama işte tabii Mesela neyi konuşmuştuk geçen bir anayi maçında? Devrede İsmail girdi Arao yerine. Orada yani ee, Rossi yerine Zayt'si sokmuş olsak bugün herkes süper fener, banko şampiyon uçuyordu. Çünkü o da bu kadar olacaktı. Tabii. Olacaktı. Ya da iki tane duran toptan bir tanesini yayda kalsan ki bugün çok enteresan. Yayda Haver'e üç kişi vardı. Fark ettin mi? şeyde herkes salaya yatıyor orada. A alan sav al tam alan savunmasından vazgeçilmiş. Bak ben böyle ya şeyler gördüm. ben canım. çok mutlu oluyorum Ersin. Ümraniye maçı ile alakası lazım. yoktu şu anki. Şu an çıkan takımın Ümraniye'deki bütün hataları görüyorduk sahada. İsmail Lezzetin süper chat'ten yazmış. Teşekkür edelim ona da beğenip bizi evet. daha çok insanın önüne taşıyabilirsiniz. Güzel bir yayın oluyor. chatte aktif. Sorularınız varsa lütfen e, verin. Erdal abi de ben de cevaplamaya çalışalım. <laughs> Jesus gelmiş. Jesus'un açıklamaları da vereceğim abi şimdi. Son detay sağda anlatayım. Ferdi'nin burada olması çok şey değiştiriyor. Çünkü Luan Perez yani asıl mevkisi olman için bu arada Luan Perez'in bir kestiği top var şuraya geçti ikinci yarı. Önden arkasından önünden bir tane top kesti hatırlıyor musun? Abi Jesus'un bir açıklama toplar. var. Yarın ma gazetenin manşetlerine Jesus atmış. Haydi bakalım. Söyleyeyim Şimdi, mi abi sana? Şunu şu hemen söylersin. Burada olması tamam. ofansif kalite ve de yerleşimle ilgili örnek atılacak. Çünkü geriye dönmüyorsun. Yaratıyorsun ki Alias de bunun benzerini göreceğiz. Oyuna çok fazla değer katan bir şey olduğunu söyleyelim. <laughs> ee, sağdan çıkabiliriz Yiğit'ciğim. George Jesus. Hafta sonu Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını izledim. Seviyeleri bizim altımızda. Rahat bir şekilde şampiyon olacağız. Öyle gözüküyor. <laughs> beklediğim hareketler hocadan ya. Bugün rakibimiz Fenerbahçe forvetlerini durduramadı demiş. Yani 6-0'lık bir maçın önüne nasıl geçersin? Vallahi böyle geçersin. Yani... yani iddia böyledir abi. İddialı olmak bu adam hep böyle iddialı bir adamdır bilirsin. Ee, benim de sözüm var abire benden geçen hafta da bana söyledi. Hala aynı fikirde misin? Evet dedim aynı fikirdeyim. Valla kimse saygısızlık gibi olmasın. Bu bizim inancımızı gösteren bir şey. Lütfen yanlış algılamasın ee, Galatasaray Beşiktaş ya da Trabzonlu arkadaşlar. Ben de diyorum ki ikincilik yarışması bu sene sıkı geçecek. Bu sezon. Ha şey Hayırlısı. ya yine bizim Abidin yazmış ya. Jesus dememiş. Yine sosyal medyada tersine yazılan şeyler. Ersin. Hocam hocam dedim şovu yaptı. Vallahi ben aynı fikirdeyim. Tekrar söyleyeyim. İkincilik yarışı iyi olacak bu sene diyorum. Bu da benim inancım. <laughs> ya Jesus'un açıklamalarda bir gelsin de <laughs> Abi ee, Jesus'un ben bu sezon Genç yetiştirme konusunda da iddialı olduğunu düşünüyorum Bak İsmail Yüksel hazırladı Arda'yı da yavaştan hazırlıyor Ama kafasında bu kadar hazırken Muhammed Gümüşköy'ü hiç düşünmemesi sanki satılık Bugün Yağız'ın haberi de vardı Bonsers'e teklif geldi Muhammed'i satacak mı acaba ya O ayrı bir ben de başladım. oyunlardaydı biliyorsun yani iki haftadır yoktu zaten takımda. Bir de o var. O da var da hiç Muhammed hiç kafada düşünmedi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugünkü maçı kolaylaştırdılar. Bunun da anahtarı maça çok iyi başlamamızdı. Hedefimiz kazanmaktı. İlk 15 dakikada gol bulduk. 2-3'ü de bulabilirdik diyor. İlk evet. 15 dakikada hızlı girdiğini söylüyor hoca. Evet. Yani şöyle bir durum var. koordinasyon eksikler var bazen. Bunda görüyoruz ve de bu çok tekrar söylüyorum çok zor bir oyun ama yaparsan uydurursan çok güçlü bir oyun. Buradaki halen bazı koordinasyon yerleşim eksikleri olacak ve de bu beklenen bir şey. Ben zaten kendim için kendi adıma beklentileri Eylül sonu Ekim başı gibi koymuştum artık tam yoğunlaşması anlamında ama benim beklentimin de şu an yani gel zaman oyunun yapılanması benim e, fikrim üstünde. Tabi burada araya tek bir maç var. Tekrar söylüyorum ben. Söylemede devam edeceğim. Dinamo Kiev maçlarında Fenerbahçe oyun olarak Dinamo Kiev'i net yendi. Ağır yendi. Ama gerek kendi hataları gerekse hakem yani olanları unutmayalım. Böyle de orada eğlenmiş olduk. İlk Slovaçko maçı ki yine söyleyelim. Slovaçko o kadar herkesi gördüğü kadar basit kolay bir takım değil. Onu ilk maç zaten yok etti. İkinci maçı zaten çok kolay alınacak değil. Bizim bir Ümraniye maçımız var. Tercihlerle ilgili, hocanın da basit gördüğü, oyuncuların da basit gördüğü bir maç. Ama ona rağmen yine de kazanılacak bir maçtı. Ama ben evet. daha oyunda çok gidilecek yön olduğunu, gelişme yine gelişme aralığının yüksek olduğunu ve de çok daha iyi yere geçeceğini düşünüyorum. E, bence Ümraniye maçı da net hafif alma vardı ve cezası fena kesildi. Yani bazı puan kayıpları hayırlısıysa hayırlılardan olsun umarım. Çünkü Kasımpaşa'ya aynısını yapmadı ah. Fenerbahçe. 10 kişi kaldıktan sonra da üzerine gitti. Hiç rakibi küçümsemedi Kasımpaşa'yı. Doğru olanı yaptı. E şimdi hafta içi de Perşembe Avusturya-Viyen maçı var. Viyen ligdeki ilk galibiyetini daha bu hafta aldı. Çok go rahat gol bir takım. Yani Jesus mutlaka analizi yapacaktır. Orada da bence gollü bir maç bizi bekliyor. Evet. E Pazartesi de çok iyi maç olacak. Ben yine çok iyi, oyun, iyi çok iyi bir oyun bekliyorum. Açık söyleyeyim. Şimdi tabii tercihler ne olacak sakatlar onlar da geliyor vesaire. Bu başka konu. Tabii öncelik Avusturya'ya bir şey, Öncelik ilk maçtır. Yani kim olursa olsun. Bence iyi. Şimdi sağ yerleşimi, netliği, sertliği onlar kadar yüksek değil. Ama yetenek skalası üstünde bir takım. Ee, onunla ilgili de detayları da daha sonra konuşuruz. Ee, hani Şöyle söyleyeyim. Bence Slovaçko maçlarından ilk daha net galibiyet alacağımız maç olabilir. Ben onu da öyle görüyorum. Ee, Arda Güler daha oynayan da takıma karşı abi. daha iyi oynarsın. Efendim? Arda Güler de geldi. Jesusun. Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. Senin dediğin şey. E, 20 dakikada kendini göstermek istedi. Maç sonu kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kötü başladı toparladı geleceği Türk milli takımı içinde iyi olacak. Yani aslında senin dediğini birebir aynısını demiş Jesus burada da. Yani baskı altında e, belki kendini gösterme çabası vardı doğru. Ama attığı iki golle bence direkt sildi akıllardan o işi. Şimdi şöyle bir şey yani Temin belki söylediklerinin bazen böyle ya ne diyor bu diyen olabilir sıkıntı yok. Şimdi bizim çok zamanımız sahanın içinde geçti. Yani bu şeyi çok bilmiş anlamında söylemiyorum bunu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çok şey gördük. Yani bu şekilde kendi kendine baskıya sokan vesaire eden çok oyuncu gördüm ben. Çok büyük yeteneklerin harcandığını da gördüm. Arda çok zeki bir çocuk. Onun en en büyük farkı o sağ içinde zaten bunu görüyoruz. Hani o baskıyı hissetmesine gerek yok. Ben sadece onu söylüyorum. O ki hoca da bunu söylüyor. Zaten yeteneklisin oğlum yani gereğini oyna. O zaten yerine geldiğinde her türlü şeyi yapacaksın diyor. Ben hatta söyleyeyim. Tekrar da buradan da son kez söyleyeyim. Zaten çok muhabbetini yapmaya gerek yok. Bir kere söylersin. Temcid Bilevi gibi anlatmasından sonra. Ben on numara verilmesini de doğru bulmadım. Açık söyleyeyim. Bu onun gelişimine. Çünkü tribe sokar adamı ya. Basit söyleyeyim yani. Tribe sokar adam. Yani artık verildi. İnşallah gururla başarıyla en güzel şekilde taşısın. O ayrı. Ama biz burada bir şey söylerken bak hoca da aynı benzer bir şey söylüyor. Futbolun içinden geldiğimiz, sahanın içinden geldiğimiz için o korkularımız, endişelerimiz var. Bazı şeyler de hani acaba aman falan dedirttiği için insana. Bu açıklama da hocadan özellikle kamuoyuna da yapılması bence çok doğru. Yani sırf evet. içeride kalmasın. Bunu söylemesinin de bir nedeni var hocam. Ya yani üstünden yük aldırma aslında. Fenerbahçe'nin tweet'i var. Maçın oyuncusu kim oldu sizce diyor. Valencia, King, Emre Mor, Arda Güler. Chat'te yazsın. Chat'inkileri de okuyalım. ben Emre Mor'u ayırıyorum bu maçı. Emre Mor bence çok farklı koydu ama King'in de rüştünü ispat maçı oldu. Ya yani King'in ben Premierlikten geldim. Alışma sürecinin içindeyim. Bak ben de oynayabiliyorum maçı oldu. Maç içi etkinliğe bakarsan ben orada Lincoln'un olması da gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bence çok iyi oynadı. iki ama işi bitiren çözen Valencia oldu. Tam benim maç önündeki beklentim gibi. Çünkü o hareketliliğiyle o aralara koşularla o işi yapacak adam o. Çünkü on çok o işleri seviyor biliyorsun. O koşuları da çok iyi yapıyor. Ve de burada da hem attı, attırdı, adama attırdı. <laughs> E tabii canım yani daha daha ne yapacak daha ne gibi oyuncu yani daha ne olabilir ya o golü kaçırıyor maçırıyor kaçırıyor işte onu atınca da benzeme falan oluyor yani her yakaladığın <laughs> atınca işte o olmuyor yani ya <laughs> şey <laughs> istiyoruz ama <laughs> abi mesela Valencia öyle goller atıyor sonra öyle goller kaçırıyor ki mesela kırmızı kart olmasa Valencia onu atar der miydin 50 50 abi Bilemem ayrı da şöyle bir şey bak ersin bazen o kale sana kibrit kutusu gibi gözükür. Bazen de var ya Konya Ovası gibi gözüküyor yani. Ne atsan gol olur kardeşim ya. Bu böyle yani. Hakikaten böyle bir şey bu ritim. Yani en büyük oyuncuların bile çok böyle bir süreçleri olmuştur. Bu içine psikoloji giriyor, baskı giriyor. Sağ içindeki bazen <laughs> oyuncunun koşu metrajının artması bile, nabız ayarlarının oynanması bile. Şöyle yani söyleyeyim arkadaşlarımız için de izah edeyim. Bazen bir oyun yapısında sana verilen rolde sen oyunu başka türlü Entegre etmişsin vücudun ona çünkü vücut öyle bir şey entegre eder kendini sürekli sen bir aksiyonu ya da bir noktada aldığında 110-120 nabızlarda olursun, değil mi? O sırada daha çok düşünmek için çünkü şey için çok yani alanın olur niye çok basit fizyolojik de nedenleri var neyse oraya girmeyelim o kadar yani vücut sana daha çok alan sağlar daha doğru kararlar alman için ama onu 150-160 nabızlarla da aynı şey yapıyorsun ya bu atıyordu şimdi atmıyor tamam. Psikolojik unsurlar var ama saha içinde de onun oyuncuya yansıdığı bazı durumlar da var. Bunlar da oluyor. E tabi bir de yetenek var. Yani o da ayrı konu tabi. Şimdi biraz daha abi e, madalyonun diğer tarafına gelmek istiyorum. Yani chatte de sorular var çünkü bu şekilde. 6-0'lık bir galibiyet, neyit bir galibiyet var Fenerbahçe'de. Ama e, bakıyorsun abi Gustavo yine eleştiriliyor. Yani haklı da eleştiriler var. Yani 2-3 tane bombası var maçta da. Pas hatası da var. E dönüyorsun yine taca vurduğu top var. Ya Gustavo böyle bir oyuncu ve defoları olan bir oyuncu. Bu maçta göze batmaz. Gustavo'nun bu defosu Adana Demir maçında göze batar haftaya. Yani bunlar yaşanacak. Yani bu 6-0'lık galibiyet bunu gölgelemiyor. Bir de bununla beraber en çok chat'teki eleştiri şey. Serdar Dursun'un o frikiyeğin başına gelmesi. Ya orada Arda gol golü atmış. Lincoln asisti yapmış. Muhtemelen ben de bir skor yapayım diye atılan bir free o. Çünkü onun da üstünde baskı var. E, forvet oynuyorsun Fenerbahçe'de. Herkes skora katkı vermiş. Bir sen vermemişsin. Yani son topta asisti yaptı ama o şeyden free kickten sonra oldu. E, biraz onun baskısıydı ama sanki Lincoln o golden sonra bırakılırdı ya Lincoln'a o no free kick. Ya şimdi şöyle o işi söyleyeyim yine sahanın içinden. Serdar takım içinde çok sevilen bir karakter. Yerlisi, yabancısı herkes sever. Şimdi onun da bazen böyle hani daha esprili var vesaire şeyleri var. Maç 5 olmuş. Orada o kadar kurcalamayalım arkadaşlar. Vursun bir tane ya. Onun da üstünde şey var vesaire He var. Tabii. Yani şunun o anlamda ya ben ama vuruşun şeklinden rahatsızım ya. Yani. Bu kadar da ona da dikkat et ayrı da. Yani Serdar'ın vurması çok bence çok şey problem. Böyle bakmak lazım. Misal sayda bir tane çok bir tane şut attı kötü. Hatırlıyor musun? Dağları taşları ama kimse kızmaz Osay'a. Ya, ya adam sabah oynuyor gelmiş ulan bir tane de vursun ya. Yani o kadar şey yapmayın yani. Olur bunlar. Ee, Beni mutlu eden ne yani... biliyor musun abi? Serdar e, topu dışarı atıyor Arda hemen teselli etmeye gidiyor. Evet olur. Şimdi Gustavo ile ilgili de geleyim. Ben bu maç için o kadar çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Tabii ki defolar var. Mesela ona nasıl ayağını uzamadın orada ayağını falan uzatamaz yani duran topta. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Ona yetişemezdi o zaten. İmkanı yoktu. Yetişmesinin tek rolü var. Bir adım önünde olacak o zaman offside olurdu. O bir, bir tane işte bir iki tane vuramadığı var. Yani iyi vuramadığı var. Bir tane pas hatası var. Yani biraz şey biraz gözü göze batıyor herhalde. Ben maç üzerinde Tabii ki ben Gustavo'dan çok daha iyi bir oyuncu olması gerektiğini, oynaması gerektiğini. Hatta bana kalsa arayı stopere çeker. Yani Crespo ile oynarım ön libero'da yani. O kadar da söyleyeyim. Benim onun içinde fikrim var. Açıkçası takımın içinde. O başka konu. Ama maç üzerinde yani çok Allah aman yapılacak bir oyun oynadığını da düşünmüyorum. Ya abi ikamesi olduktan sonra ki Serdar Aziz de döndükten sonra Fenerbahçe'nin orada eli bollaşacaktır. Ki e, salainin normalde satışı konuşuluyordu. Şu an o dedikodular biraz duruldu. Ya, satılmazsa da salai Serdar Aziz'de oynar muhtemelen sene içinde. Beklentim oydu. Hem yerli olması sebebiyle Serdar Aziz'in. Serdar Aziz'de oynattığında 6 ay bir, Serdar Aziz 2. Ferdi oynatsın 3 tamamsın. Ya Emre Mor hiç kimseye formayı vermez böyle oynarsa da. <laughs> evet. Bir de bir konu daha var. Stoperler de hani Luan Perez Atilla olmaz mı diye diyenler de var. Eyvallah. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Yani Biliyorsunuz daha çok sağ ayaklıdır oyuncular yani. Sağ elini kullanırsın daha çok vesaire. Solak azdır. Daha nadirdir. Şimdi sağ ayaklı oyuncuların stoperin solunda oynamıştık olduğu çok çok görülmüştür. Ama sol ayaklı bir stoperin sağ stoperde oynamışlığı çok azdır. Belki de yoktur gibi bir şey kariyerinde. Genel manada bu bir. Birinci problem. İkinci problem yani sol ayaklar yani diğer ayaklarını hiç kullan, hiç kullanamazlar. Yani çok zordur. Solak bir oyuncunun sağ ayağını da kullanabildiği bir seviyeye kadar en azından çok az görülen bir şeydir. Sol ayaklarda böyle bir durum var. Ee, bu yüzden hani sıkıntı olabilir. Bence hoca da böyle düşünüyor. Hatta Süper Chat'ten şimdi bir soru geldi. Kemal Tepret soru da değil yorum geldi Kemal Bey'den. Bu takımda Kim hayal ediyorum demiş. Yani bazı şeyler başlamadan bitermiş Kim olsaydı. Zalim. Zaldım kim mince. Üstü. Ne bir sene daha işte, ne olacak oğlum ya? Bak o zaman var ya, bak böyleydim abi ben şu an. Hiç <laughs> bir tane aklımda soru işareti yoktu. Şimdi soru e işareti var, var. Çünkü hoca eski oyuncusu, eski oyuncusu oynatacak belli bu. Yani ben Serdar gelince bile oynatır mı acaba diye şu Yok, an ben abi. şeydeyim. Abi bilmiyorum ya. Bu arada şeyi de seviyorsun <laughs> değil mi sen abi? Bir, birkaç maç içinde de kornerden bu Gustavo atacak. Belli. <laughs> Atara o olacak o belli de bir şeye ben bir şey de aklımı kurcalıyor benim. Şimdi Atilla gider gidecek vesaire. Şimdi Santos'la beraber oynamışlıkları var Luan Perez'de yani. Bir de o da benim aklımı kurcalamıyor değil. Ama buradan da hani naçizane fikrimizi söyleyip seslenmiş olalım. Eğer Atilla gidiyorsa mutlaka. Sağ stoper hatta yani sağ mutlaka. stoper mutlaka. Ben mutlaka. Yani bu, bence çok ötelenecek bir şey değil. Ocağı falan diyorsa bunu da ikna etmek lazım. Abi evet. hatta BK ya. İsim ya isim vermekten çekinirim böyle konularda ama Beka orası. Çok var Ya herif biz de adı çıkıyor herif gitti Milan'a gol atıyor ya. Ya biz de, niye böyle izlersin Abi, ya? bak yani şu an <laughs> e, yani Inter falan peşindeydi. Screen yarı de verselerdi Beka'yı alacaklardı. Serie A'nın istatistiklerini de çıkartırız. Bayağı istatistiklerde bayağı önde Beka. Tam geçen sene ligin top çalma i̇şte. lideri Serie A'da. Yani 10 milyon diyorlar ben 10 milyona verirler mi şüpheliyim. Abi sene başına gitsen belki 7'ye 8'e alacaktın ama Atilla Salay buna satamaz. <laughs> o ayrı konu. Abi bir şey söyleyeyim. Bak şunu da Ersin. 10 milyon alsan hani vaat ettikleri zarar edecek bir oyuncu değil. Ama bunlar güya haberler çıktı. Tisserant Odin'e falan istiyordu. Bir iki alverimiz yok mu oradan e yani? E tabii bir canım. Diye düşünmüyor da değilim. Bir üç kırdırsak Tisserant'tan. <laughs> Abi yaşansın şu ya Ersin ya. Niye yani? Bir kere de biz evrene yollayalım. Tabii değil canım. Mi? Ya ben, biz mesajı yollayalım da havada kalmasın. E çünkü yarın bir gün artık başkan da açıkladı. Hatta Uğur Dündar her gün tweet olarak atıyor bunu. Golcü gelecek Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bir tane daha golcü alacak, belli. E şimdi golcü geldiğinde Fenerbahçe'nin forvet hattında da ayrılıklar olacak. Bakın Samat da gitti. Berisha e muhtemelen gidecek. Berisha e gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Dalkas Al City'ye gidiyor kiralık. İyi e, tabii. Berisha e da Almanya'ya eee... dönecek de, muhtemelen kiralık. Ali, Ali Bey kendisi hem kulüp başkanlarıyla falan da görüşüyor. Novak muhtemelen Türkiye için de bir yere gidebilir. Ee, şunu da söyleyeyim duyduklarımı. Kolkar'ı belki şey duydum ama oyuncu gider mi bilmiyorum. Azerbaycan mı Azerbaycan öyle bir o şeyler. Bir Alanya çıktı. Salim Manav haberiydi. Alanya işi olmayacak diye duydum ben. <laughs> kulüp çevresinden bilmiyorum. Salim daha kulağı deliktir ama... Ee, Olabilir abi. Ben hani benim de duyduğum doğru değil. Ben şu an öyle konuşulan şeyleri aktarıyorum yani. Biz zaten kulüp başkanıyız. Tabii klip canım başkanı çevrede duyduklarımız. Transfer, mi? transfer şeyi, şeyi, yani kurulu başkanı falan değiliz yani sorumlusu. Yani ama e, işte bu bu ayrılıkların netleşmesi lazım. O zaman işte Eylül 8'ine kadar bakalım ondan sonra. Bir de başka bir durum daha var. Şu temposu falan artınca Joshua King'in solunda hani solda da oynar. Hani Buradan da çünkü Pedro biraz daha sarkı koyacak. E, Yer açman da gerekecek abi. Yani bir de o seçeneği kimse unutmasın. Çünkü ceşe artmaya başlıyor. Bugün çok çalışkandı. En son battı biraz herhalde Adele. Zorlandı. E, i̇nşallah şey değil, sertleşmemiştir bu arada yani. Anlık bir şeydir inşallah. Ya, direkte de çok kötü patladı evet, evet. topu. O da goldü Hı. normalde. Çok çabuk düştü önüne biraz da bekle. Biraz kendinde kabahati de var. Tam beklemiyordu. Bam diye vurdu. Ya halı sahada şey abi vuruşu yaptı orada. Ya benim ayağımı oturttu gençler. <laughs> tam, tam beklemiyordu diyor. bence. Tam beklemiyordu bence. <laughs> biraz da onu da var. Ama bugün çok faydalı oynadı. Ve de yani benim hep beklentimde bu yöndeydi. Sezon içinde bence çok faydalı olacak. Yani herkes biraz şey görüyor. Bence neredeyse her oyuncunun belli başlı yararlanacağı yer var. Mesela Bruma sonradan girdiğinde misal etkili oynamıştı diye Kiev maçları, Slovaçka maçları değil mi? Tabii. Etkili oynamıştı. Ama Rossi'nin orta sahanın kenarında görmeyelim de aman yani benim için önemli konu Çünkü çok bozuyor bütün dengeyi. Bugün Bruma'ya sıra gelmedi oyuncu değişikliklerinde yoksa bir Bruma'ya olacak abi. Bak. E tabi. Yani ya Bruma'da saçları kestirmiş. Da, o... Onda da bir şey imajı var artık. Hani ben kim? Buruma da saçları falan kestirmiş ya. Ben doğru yola gidiyorum artık. Sahaya vereceğim kendimi imajı o. Bilirsin abi Topçu psikolojisini sen. Yani o bir değişim. Yeni bir şey böyledir bak. futbolcu Bazen böyle saç kesimi falan. Yeni başlangıç kendi kendilerine böyle ben şeye canım. girerler yani. Bu motivasyon aracıdır. Bakalım. Abi iyi olsunlar. Hepsi iyi olsunlar ya. Ben bunu demiştim de bunu beklemiyordum da falan bunun şeyi yok. Ben hep söylediğim bir şey var sezon başından beri. Bana hep sorulardı İsmail'i. Hep aynı şeyi söyledim. Ya ben Fenerbahçe'de oynayacak şeyini görmüyorum İsmail'in. Çok düşünmüyorum demiştim. Çocuk var ya fıstık gibi oynuyor. Oh dedim be oh. Helal olsun. Vallahi dedim her oynadığı dedim benim olsun yani. Vallahi ben razıyım hiç sıkıntı yok. mutlu Çok mutlu olurum abi. Biz zaten her şeyi bilseydik Nostradamus olurduk ya. Yani. E ne canım. işimiz var burada. Chat'te bu arada kural hatası sorup duruyorlar. Reji bir araştırır mı? Ee, hangi sebepten atası? soruyorlar? Ben maça dair kural hatası hatırlamıyorum. Ferdi oyundan çıktıktan iki Türk sebebi Oyun de, başladı mı? Oyun başlamamıştır. Oyun başlamamışsa bir şey olmaz. Yok. Oyuncu değişikliklerinde bu oyuncu değişikliklerinde bu oluyor zaten yani böyle bir şey yok. Oyunun oynanması gerekiyor. Yani o yüzden Düdükle boş başlamadıkça muhabbet. sıkıntı olmaz diye biliyorum ben kendi adıma. Benim bildiğim Yok yok yo, aynen öyle ya, Aynen öyle. Boş mu Yani ona hiç gerek yok. Herkes bir şey arıyor abi ya. Abi 6-0 görgelenmez kolay kolay ya bugün. Daha iyi oynadı. Peki Adana Demir maçında Alioski yetişecek, İrfan yetişecek, Pedro yetişecek. Bence üçü de 11'de yer almaz. Bu kadroyu bozmaz hoca. Tabii canım. Pedro'nun mu? Ben Pedro'nun oynayacağını düşünmüyorum. Adana Demir maçı. Yes. Ben ay sonunda ay sonuna bekliyorum Pedro'yu. Alioski muhtemelen. Ya kadroda olabilir belki 5-10 dakika onu bilmem. Ama ben çok açıkçası beklemiyorum. Ha, haftaya Alioski'yi görebiliriz. Ya Avusturya maçında şimdi zaten rotasyon pek yapan bir hoca değil Jesus. Aynı ekiple oynayan bir hoca. Ee, muhtemelen bu ekip Avusturya de bir Adana Demir'de rotasyon yapmaya kalkarsa kötü olur. Adana Demir takır takır takım. Ya, Monta yo, ya da yo, yo, çok ya, ya. sana söyleyeyim mi? Tak tak ikisinde de şey yapar. Dışarıda Avusturya diye skoru alalım biz abi. Rahat Hasan Pedro'nun bir buçuk var bakarız. diyor chatte. Selam olsun Hasan da. Asancan zaten şey yaptı. E, topa girdi orada. E, Avusturya Viyan maçını ben geçeceğimizi düşünüyorum bu arada. Avusturya Viyen'i elleriz. Ben... Ama Adana Demir sıkı maç. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ki Berlanda da acayip girdi sezona. Onun analizini bir ara yaparız ne abi ama Berlanda çok iyi top oynuyor. Ama maç maç bakalım. Ee, Avusturya-Viyen maçı bence yine yüksek skor vaat eden bir maç Avusturya-Viyen'in e, defansif boşluklarından Fenerbahçe gene yararlanır e, Fenerbahçe de bugün önde kim forma şansı bulduysa skora katkı verdi bu çok değerli Jesus da e, sevdiği rekabet türüdür bu Benfica'da da 5 tane forvet alırdı 5'ini döndür döndür oynatırdı Şimdi yavaştan Fenerbahçe'de o raddeye geliyor gibi Evet tabii ki sezon içinde bir sürü şey göreceğiz. Bir sürü tercih değişiklikler göreceğiz. Bu arada Adana ile ilgili Giresun maçlarını izledim. 30. dakika Giresun 4-5-0 yapabilirdi. Bence e, kazanmayı hak edecek bir oyunda oynamadılar. Yani, çok ekstra bir vuruşla öne geçirdi falan filan. E, biz a, bu Avusturya Vini'yi geçelim. Ben Adana Demir maçında Fenerbahçe'nin çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben Onyekuru savunma arkası koşusu beni hep geriyor. Yani dur bakalım. Ben çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ya çünkü Onyekuru, Berlanda bunlar hep Fenerbahçe'ye e, <laughs> karşı ekstra bilinçli. İyi kazanalım da. Avusturya'yı yani, kazanalım da. Oraya geliriz. O yayında <laughs> bazı şeylere bakarız. Daha detaylı zaten e, bugünden ben sonra. Bu sene. Bugünden sonra incele izlemeye başlayacağız Avustralya'yı Ben sadece çok az izledim. E, bir buçuk maçlık görüntü falan izledim. Yani ligdeki işte son galibiyetlerini izledim. Fenerbahçe'yi çok çok zorlayacak bir rakip gibi gelmedi ama Fenerbahçe'nin meşhurdur. E, okyanusları geçip derelerde boğulması. Yani şu maçı da alıp Avrupa Ligi gruplarına kalıp ondan sonra senle abi grup konuşmaya başlayalım biz. Grupta kim gelir? O grupta nasıl ilerlenir? Çünkü Jesus'un da günün sonunda bir e, turnuva antrenörü olduğunu unutmayalım. Oraların da çakalı Jesus. Evet. Abi yavaştan toplayalım. Son sözlerini de alalım abi. Bence net galibiyet, güzel galibiyet. Fenerbahçe'nin nefes alması için Emre Murun dediği gibi abi. Bir nefes almak için, bir geriye dönüp sil baştan yapmak için güzel bir maçtı. 6-0'da hem gözü evet. doyurdu, hem taraftarı doyurdu. Hem de oyuncu ve Jesus'un omuzlarından yük aldı. Aynen öyle. Ben tekrar şunu söyleyeyim. Neymran'a maçında vay öldük, yandık, bittik denecek bir durum yoktu. Bugün de uçuyoruz. Aman böyle diyecek bir durum yok bir oyun var inşa ediliyor. MR'ler güzel, durumlar güzel. Bir hatamız oldu arada maalesef. Onu da yani hemen futbol bize cezayı kesti. Maalesef bize hiç affı yok yani. Yok, Nedense hiç. bilemiyorum. Hiç hiç sıfır yani. <laughs> ben sezon içinde çok çok daha iyi olacağını, çok çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Ee, i̇şçi iyi hani kötü olmamak başlangıçta ortamın bozulmaması, motivasyon bozulmaması önemliydi benim için. Bu maç bunun için bir hava deliği oldu. İnşallah havuz türeyleyen Adana Demir tak tak gidersek rüzgarı da arkaya alalım. Ondan sonrası için açıkçası Eylül'den itibaren benim çok çok bir çok bir kuşkum yok bu takıma inancımı güvencimi. George Sosa inancımı ve de güvencimi çok net her zaman söyledim ve de kendilerine çok inanıyorum. Ee, sevgili Çet bu saatte yarın mesaisi olan birçok insan bizimle beraber derdimiz ortak oldu. Fenerbahçe güzel bir galibiyetle kapatıyor. Biz şu an artık salı günündeyiz. Perşembe günü yine sizlerle beraber olacağız. Avusturya-Viyen maçı sonrası. Yine dilimiz döndüğünce takımın son durumunu aktarmaya çalışacağız. E, son e, programı umarım güzel bir galibiyetle açarız demiştim. Dileyim baki Avusturya-Viyen karşısında şöyle güzel bir galibiyetle bu seriyi devam ettirirsek... ...bizden mutlusu olmaz diyelim ve... ...yavaştan müsaadenizi isteyerek iyi geceler dileyelim. Hala Spor SporSister'le abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bizim programlarımızı beğenirseniz çok mutlu edersiniz. E, biz... Bütün sezon boyunca çıkışın elinde Erdal abiyle beraber sizlerle olacağız. Ee, gelecek programlara kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.